Selamlar arkadaşlar, günaydınlar. Taşınmanın ilk aşamasını başlatıyoruz bugün. Emektar W211E350 yeni evimize doğru gidiyor. Onu oraya bırakacağım ve BlaBlaCar'dan ayarladığım araçla tekrardan akşama doğru döneceğim. Planımız bu şekilde. Sizlere BlaBlaCar'la ilgili de birazcık sohbet edeceğim. Arabada devam ederiz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arabamın lastikleri biraz iniyor tabii. Onu bir halledeceğim Aral'da güzelce. Ondan sonra yola çıkacağım. Tabii dedim ya size, giderken W211'i bırakacağım. Dönerken de bir arabayla döneceğim, BlaBlaCar'la diye. BlaBlaCar şöyle bir sistem, duyanlar varsa onlar zaten biliyordur. Kısaca anlatayım. Yolculuk paylaşımı Türkiye'de de var. Bu sistem sayesinde insanlar birbirleriyle seyahat edebiliyorlar. Yol mesela diyelim ki 40 euro tutuyor. 4 kişiye bölüyorlar. Her yolcu 10 euro ödüyor gibi düşünün. Şunu kapatayım. İşler böyle yürüyor BlaBlaCar'da. BlaBlaCar elçisiyim ben. Yıllardır kullanıyorum. Elçi olarak geçiyor. Çok eski kullandığım için. Ta 2011-2012'lerden beri kullanıyorum. Gittiğim yerlere, geldiğim yerlere. Türkiye'de de çok kullandım. Türkiye'de kullanırken şöyle riskler olabiliyor. Burada da olabilir, her yerde olabilir de Türkiye'de daha çok duyuyorum. İnsanlar BlaBlaCar'la seyahat ederlerken kadınlar vesaire veya erkekler bilmiyorum, biraz güvenlik sorunları olabiliyor. Eğer ki kişinin yorumlarına bakarsanız, daha evvel seyahat ettiği kişilerden olumlu yorumlar aldıysa bu sizin için iyi bir gösterge olabilir. Onun dışında bilemezsiniz. Gerçekten bilemezsiniz. Biraz hissiyatla ilgili ama hiçbir zaman net olarak bilemezsiniz. Ve kötü niyet olan bir insan size bunu belli etmez zaten. Uyuşturucu taşıyanlar olabiliyor. Ne bileyim, böyle yasaklı maddeler, şöyle böyle hırsızlık malzemeleri, ne bileyim, yani her şey olabilir. Bu iş birazcık riskli. Ha, ben kullandığım süre boyunca hiçbir sıkıntı yaşamadım Allah'a şükür. Yaşadıysam da haberim yok. Ama tavsiye ediyorum. Giderken yol masrafın azalıyor. İyi oluyor. Türkiye'ye gelirken bile ben kullanmıştım tek başıma geldiğimde. Yolun tamamında devamlı birileri olmuştu. Ve yol masrafı neredeyse 3'te 2 oranında azalmıştı. Sadece %30 bir pay ödediğimi farz edin. Bu açıdan iyi olmuştu. Sırbistan'dan, Macaristan'dan. Bunlar az evvel dezavantajlı yollar, yönlerini konuştuk. Şimdi avantajlı şeylerini konuşayım. Bir saniye şu kameraya bir koyayım. Elimde tutmayayım. Avantajlı tarafı da, eğer ki siz sohbet etmeyi seviyorsanız yolculuklarda, gerçekten sosyallik oluyor yani. Muhabbet ediyorsunuz. Her taraftan millet oluyor. Norveçli de biniyor, İsveçli de biniyor, Danimarkalı da biniyor, Arap da biniyor, Iraklı da biniyor. Yani her yerin kendi kültürü var ve onunla haşır neşir oluyorsunuz. İyi oluyor. Ben seviyorum. Şimdi giderken Wiesbaden'dan bir kişiyi de alarak gideceğim Gummersbach'a doğru. Onu da eğer müsaade ederse veya ortam müsait olursa tanıtırım. Nasıl oluyor vesaire diye kendisiyle de konuşuruz. Ama müsait olmazsa zaten bu kısmı kesmiş olurum. Durum böyle. Şimdi örnek vereyim. Ben bu arabayla Gummersbach'a giderken toplam 25 euro yakıt harcayacaksam, şimdi götüreceğim kişiden 10 eurosunu onun alacağım. Bir kişi geliyor. Eğer bir kişi daha gelseydi 20 euro gelecekti. Yolculuk masrafı neredeyse sıfıra inecekti. Böyle işte. BlaBlaCar güzel. Özellikle daimi olarak bir yerden bir yere gidenler için, yani haftalık her pazartesi işe giderken arabasıyla uzun yola gidip cumada eve dönenler mesela, BlaBlaCar'ı sabit olarak açıp masraflarını epey kısabiliyorlar. Almanya'da tasarruf nasıl yapılır? İnsan onu öğreniyor arkadaşlar. Gerçekten. Gelir çünkü birim olarak az. Yani 3000
3000 geliyor mesela diyelim. 3000 geliyor ama harcarken böyle bir yere 5, bir yere 10, bir yere 20, bir yere 50. Bunu Almanya'da yaşayanlar daha iyi anlayacak. Türkiye'dekiler onu çok zor anlarlar. İşte kuru çevirdiğimiz zaman yine de iyi olmuyor mu falan gibi düşünebilirsiniz ama burada da alışveriş yaptığın zaman illaki hızlı hızlı gittiğini hissediyorsun. Yani 20, 30, 20, 30. Bir yemek yedin mesela 50, 100. 4 kişilik bir aile gitti. Hani 100 euro verdin. 3000'de 100, 30'da 1 gibi bir şey oluyor. Büyük para bence. Dolayısıyla tasarruf etme noktası denk geldiği zaman ben değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi trenle dönmek isteseydim, Kumersbach'tan trenle dönmek isteseydim en az 60-70 euro verirdim. Çünkü doğrudan tren yok. Köln'e geleceğim ve ECE dediğimiz hızlı trenler var bu tarafa ancak. Onlar da pahalı ve bugün de cuma, pahalı olurdu. Ama BlaBlaCar sayesinde sadece 18 euroya döneceğim. İşte bu beni rahatlatıyor, beni kurtarıyor. Muhabbete devam ederiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. BlaBlaCar'ı konuştuk. İlginç tecrübeler gelirse aklıma yolda paylaşacağım size. Aytaç'ın aralığına geldim. Aytaç güzel videolar paylaşıyor. Arif'in videolarını editliyor. Güzel de izlenmeleri var. Şimdi arabanın arka lastiğini şişireceğim. Lastiğim yerde arkadaşlar neredeyse. Çok yakın olduğu için idare ediyor. Ben şimdi bunu şişireceğim. Yolda da bir yerde bir tekrar dururum. Bir yerden kaçırıyor ama ne olduğunu tam çözemedim. Bu sistem çok kolay. Koyuyorsun. Olması gereken değeri burada tanımlıyorsun. Şu anki durum da bu. Şişirdikçe gösteriyor arada. Durum böyle. Arabamı da şöyle göstereyim. Geçici plakamı taktım gördüğünüz gibi. 23 Mart 2024 plakayı kullanabileceğim son gün. Biraz kirli. Ama şimdi yıkamaya gerek yok. Gittikten sonra orada da zaten uzun bir süre duracak. Evet, tamamlandı. Gördüğünüz gibi lastiğim şişti. Şimdi yola çıkabilirim. Bu arada W211E350'deyim. Ortalama hızımı da göstereceğim. Yakıt tüketimimi de göstereceğim. 2 saatlik yolun sonunda. Bakalım W211 ne tüketecek. Şimdi size bir göstereyim sıfırladığım andan itibarenki durumu. Şimdi sıfırladım. Otobandayım. 100-110 ile gidiyorum daima. 10.3 litre ile başladık. Zaten standardı 10.4 litreden başlıyor. Bu böyle yavaş yavaş azalır. Muhtemelen 9 litre, 8.7, 8.8 daha aşağı düşerse tabii ki sürpriz olur, seviniriz. Hız yapmak için şimdi iyi bir zaman değil. Araba uzun süre yattığı için iyi bir bakımlarını yaptıktan sonra tekrar deneriz. Bir de yolcum olacak zaten. Sakin sakin gideriz arkadaşlar. Arkadaşlar lastiğimi şişirdim. Şimdi yola çıktım. Yolcuya doğru ilerliyorum. Onu Wiesbaden'dan alacağım ve Gummersbach'a doğru ilerlerken Zieg denen bir bölgede kendisini bırakacağım McDonald's'ta. BlaBlaCar'dan bahsetmişken aklıma gelen ilginç anılardan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Bir gün İstanbul'dan Ankara'ya doğru Opel Insignia'mla BlaBlaCar açtım. Tek başıma seyahat edeceğim. Ankara'da ziyaret edeceğim kişiler var. Muhabbet için gidiyorum. Tamamen keyfi, tatil kullanıyorum. Öyle düşünün. İstanbul'dan bana hemşirelik mezunu Diyarbakırlı bir çocuk katıldı. Üniversiteyi yeni bitirmiş. Ankara'ya değil de Şanlıurfa'ya doğru gidiyordu. Diyarbakır'a değil arkadaşlar. Şanlıurfa'ya doğru gidiyordu. Çocukla o kadar samimi olduk. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Çok düzgün, tertemiz bir çocuk. Konuştukça içim açıldı. Ben de zaten tatil yapmaya çıktım ya. Ona söylemiyorum ama hiç. Ona soruyorum. Diyorum nasıl gideceksin? Urfa'ya ne kadar sürecek? Neyle gideceksin? Abi diyor işte otogarda yatarım diyor. Parasını aldım. Parasını aldım, ücretini aldım. İşimiz bitti, ticaretimiz. Yolculuğumuzu devam ediyoruz. İşte orada otobüs bulursam diyor gittiğimiz saatte bineceğim. Bulamazsam diyor yatacağım diyor. BlaBlaCar da bakacağım diyor vesaire böyle. O da Allah'a emanet gidiyor benim gibi. Ya dedim hiç gitmedim oralara ben, Urfa'ya şuraya buraya. Beraber dedim gidelim mi? Abi dedi benim için iyi olur yani, otobüse vereceğim parayı sana veririm. Zaten muhabbet ediyoruz dedi. Gidene kadar benim için de yol hızlı geçer dedi. Öyle bir heveslendik. Ankara'ya vardık.
bir gece kaldık Ankara'da anneannemde. Çocuk o kadar edepli ki ne kadar ısrar ettiysem de yanımıza gelmedi kalmaya. Dedim gel beraber kalalım. Anneannem yabancı değil. Çocuk gelmedi. Arabada yattı gece. Zaten geç gelmiştik. Madem öyle yapıyorsun, ben de erken kalkayım dedim, beraber gidelim. Neyse kalktık sabah, beraber gittik çocukla Urfa'ya kadar. Abileri 5-6 tane, 2-3 tane de ablası var, onları görmedim zaten. Arap kökenli bu arkadaşlar. Gece yardık. Nach 800 metern am Autobahnkreuz 47 Kreuz Wiesbadener den 2. İnanamazsınız. Yemek koymuşlar, yemek kurmuşlar. Gecenin ikisinde oturduk, o yemeği yedik, ayran içtik, yerde sofra. Tamamen kültür değişti. Arkadaşlar vardık, belki gece 11'de vardık. Gece 2'ye kadar yedik, içtik. Muhabbet, sohbet abileriyle, öyle de kafa abileri var ki. Urfa'da hayat nasıl geçiyor? Başka bir yere gitsem asla böyle öğrenemezdim. Müthiş bir tecrübe oldu bana. Tarla için birbirlerini vuranlar mı? 5000 lira için o günün parası, bugünün parası 50.000 lira için diyeyim hadi. Birbirlerini vuranlar mı? İnanılmaz bir enteresan tecrübeydi arkadaşlar. Çay içtik akşam. Biliyorsunuz orada kaçak çay meşhur oluyor. Ceylon çayı mı diyorlar? Kaçak çay diyoruz. Dem Straßenverlauf von A66 noch 6 Kilometer folgen. Tamam, 6 kilometre daha devam edecekmişim. Şimdi bir daha susar. 6 kilometre kadar konuşmaz. Rahat rahat anlatırım. Çay içtik. Bu çay ne kadar güzelmiş dedim. Ağır bir yemek yedik. Üstünüze afiyet hazırlamışlar. Sen bizim kardeşim. Ben dedim ki ben kalmayacağım dedim. Yemeğe kalmayacağım dedim. Ben dedim gideceğim. Olur mu öyle şey? Sen bizim kardeşimizi ta İstanbul'dan bırakmamışsın, Ankara'da getirmişsin, şöyle de böyle de. Ya dedim, o da bana yoldaşlık etti, ben de ona yoldaşlık ettim, abartmayın falan. Yok. Bir misafirperverlik, bir misafirperverlik. Yemek yiyeceğiz, yemek hazırladık zaten biz size. Bırakamayız. Bize saygısızlık yaparsın gidersen falan. İnanılmaz böyle yani, vazgeçmeyeyim diye neler söylüyor. Oturduk beraber yemek yedik. Her şeylerden konuştuk dediğim gibi. Çay da güzel olmuş dedim. Hadi görüşürüz, eyvallah dedim. Olmaz, sana yatağını hazırladık diyor. Nereye hazırladın yatağı? Ben gideceğim dedim ya, beni rahat bırak. Ben otelde yer ayarladım dedim. Yalan halbuki, hiç otelde falan yer ayarlamadım. Maksat, muhabbeti çok sevdiler. Ben de onları çok sevdim. Ama ev kalabalık, rahatsız etmek istemiyorum. Ondan sonra biz sana dedi en güzel yeri ayarladık. Neresi en güzel yer? Yaz ayıydı arkadaşlar. Balkona ayarladık. Çünkü evde klima yok. Durumlar iyi değil. Zengin değiller arkadaşlar. Urfa'daki Araplar genelde zengin değiller. Neyse, bana balkona ayarlamışlar. Kardeşimle beraber biz balkonda, o bir uçta, ben bu uçta. Tek serin yer orası oluyormuş. Diğer yerler sıcaktan uyumuyormuş. Diyeceğim o ki, bizim insanımız Balkanlardan tut Azerbaycan'a kadar, bizim insanımız bir tane. Bir tane arkadaşlar. Biz birbirimizi severiz, sayarız, kalpten muhabbet duyarız. Ama ayrılıklar girmesin yeter ki. Bu geldi aklıma, bu hikaye, bunu anlatmak istedim size. Yine yolda bir şeyler gelir aklıma. Kısa mesafe olduğu için sürekli navigasyon beni uyarıp duruyor. Tadı kaçıyor. Oraları kesebilirsem keserim, kesemezsem kusura bakmayın. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Wiesbaden'dayım. Wiesbaden Bahnhof, yani tren istasyonu. Size bir göstereyim Wiesbaden tren istasyonu. Şöyle güzelce bir tren istasyonu. Kocaman. Estetik, nostaljik. Wiesbaden güzel bir yer. Biz Wiesbaden'a gelir burada balık falan yemeye gelirdik arkadaşlar. Güzel bir yer. Başka ne yapardık? Bir balık yemesi güzel. Ha, bir de kelle paça çorbası güzel burada. İçilir. Hiç hep yemeyle içmeyle. Ramazan olunca arkadaşlar aklımıza onlar geliyor. Birazdan şu Aral'da bir daha bir lastiğe bakacağım ama fena görünmüyor şimdilik. Şimdi yolcum geliyor. Size Urfa'ya gittiğim yolcumu anlattım değil mi? Bir hikaye de anlatacağım. Evlendiğimiz zaman 5 paramız yoktu bizim. Erasmus zamanıydı. Okulu bitirmeye çalışıyorduk. Okulu bitirip Türkiye'ye dönecektik. Benim işlerim vardı Viyana'da. Viyana'dan baktım, uçak bileti Türkiye'ye çok pahalı. Öğrenci bursuyla yaşıyoruz. Neyimize evlendiysek. İki gönül bir olunca işte samanlık seyran oldu arkadaşlar. Öğrenci bursumuz var.
Parayı çok fazla harcamak istemiyorum. Çünkü çok pahalı uçak biletleri. Hesap ettim, kitap ettim. Budapeşte'den uçakla Türkiye çok daha ucuzdu. 50-60 euro falandı. Berlin'den, Viyana'dan olsaydı 200 euro falandı. Öyle düşünün. Ben de atladım BlaBlaCar'a. Bir tane Opel Corsa. Bu Opel Corsa'nın ön koltuğu dışında her yer dolu. Bir tek benim oturabileceğim yer kadar bir yer var. Ondan sonra muhtemelen şu kişi ama dur bakalım. Savsan! Tamam. 8,5 saat Opel Corsa'nın sağ ön koltuğunda arkadaşlar yolculuk etmiştim. Nasıl bağırıyor? Ciyak ciyak, ciyak ciyak. Ali abi derdi ya, gürültme makinesi gibi motor var diye. 1.2 motoru vardı ya da 1 motoru vardı. 70 beygir mi ne? Bağırıp bağırıp duruyor. Şimdi yolcum geldi. Hadi görüşürüz. Şimdi indim arkadaşlar ve şurada sağ arkada görüyorsunuz bir tane Golf van. O da beni BlaBlaCar'la geriye getiren araba. Gün içerisinde gittim geldim Gummersbach'a. Keşke kameramı bağlayabilseydim. Giderken yollar öyle güzeldi ki W211, 272 piyasa, tek gidiş tek geliş dağ yollarıydı. Yüzlük yollar ama. Müsait oldukça basıp basıp solladım insanları. Çok zevkliydi. En alta indirdim kademesini. Ne kademesi diyeceksin. Yarı yaklaşıyor ya körükleri. Öyle bir ayarı var. Spor modu aldım. Uçtuk yani. Süperdi. Çok keyifliydi. Böylelikle cuma gününü de sona getirdik. Şimdi evde yemek yeme zamanı. İftar çok yaklaştı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ciao bella diyorum.